Muhtesir değil. Garip garip bakıyordu arkamda. Böyle bir adam görmemişim herhalde. Kendisi de bitmiyor ses. Dedi ki sesi, evet sesin üzerine subliminal ses var. Seste şey var. Dur bakayım oradaki canlandırım. Köpek avlıyor gibi. Ama anlamanız mümkün değil. Kilisedeki seslere benziyor. Evet, çünkü kilise ayinlerine ibret alem için gittiğim için, ibret alem için Almanya'da aynara. Üst kat müzik şeyi okuyacağım. Herkesin İncil var. Onlar da takip ediyor. Yani sırada. Tamam mı? İncil var. İncil'de müzik notaları var. O çalıyor. Papazların heyeti de yapıyor. Millet de takip ediyor. Ben de oturduğum için dinliyorum kadını. Böyle dalgalandırıyor. Anafor yaptırıyor. Tamamen sihir. Kilisemizin de bir sihir var. Bunlar niye verdim? Bilin arkadaşlar, yarın bir yerde, bir yerde, ciddi bir yerlerde ciddi bir iş yapacaksınız. Ben bugün varım, yarın yokum yani böyle. Herkes öyle de sen de ben de. Ama bu ilmi bilin, duyun. Bunu yapıyorlar. Yani Resulullah zamanında, Musa Aleyhisselam zamanında sihir var mıydı? Yok mu oldu? Resulullah zamanında yok muydu? Vardı değil mi? Ona da yaptılar. Peki Resulullah zamanındaki Resulullah'a bile Allah diyor ki, Allah diyor, ben sana demesem diyor, bildirme, sen dahi aldanırdın diyor münafığa. Mescid-i Zirar yaptılar mı Kur'an'da diyor. Münafıktan yaptı. Resulullah bilmiyordu. Açılışı versene, buyurun yarısı burada da kılın dedi. Ama Allah uyardı biliyor musun? Yık dedi onu. Allah cami yıkar mı? Ya sen ne diyorsun ya, Müslümana ve camisini nasıl şey yapıyorsun derlerdi değil mi? Allah diyor ki onlar münafıktır, o cami de mescidi zirardır, dirardır. Şimdi o camiyi yıktırsak, ya adama bak ya, bu kadar vaaz ediyor ya, insanı ağlatıyor ya, olur mu ya bu kadar? Lan kardeşim sahabe dediğimiz adam. Yani sahaben için gözüküyor, itikat aklidir, iman kalbidir. Dima söylüyorum. Sahabeyi anlatacağım. Bu sahabe kim? Sahabe. Dima mertebesini aşağıdan yukarıya. Tahayyül. Çık yukarıya. Çık. Tasavvur. Tahakkur. Tasdik. İzan. İltizam. İtikad. Ha, itikadı vardı peygambere bunların. Onun için sahabe gözüküyordu. İtikad burada. Dima'da. İmanı yoktu. Bunu 142. sayfa sözlerde anlatıyor. Ehli iman. Ehli inkar. Ehli itikat. İman, itikat, kafir. Tamam? İtikat aklidir, iman kalbidir. Onun için itikat imana geçmezse iman değil. Şimdi Musa Aleyhisselam'ın sihir şeyi, peygambere yapılan sihir ve peygamber zamanında yapılan Mescid-i Zirar ve o münafıklar, Resulullah'ın 70 kişi o şeyi gizli tuttuğu, Ebu Hüreyre'nin bildiği, Hazreti Ömer yalvarıp bana kimdir dediği, o münafıklık sistemi çalışıyor mu çalışmıyor mu? Müslümanların dışında olsa münafık denmez, kafirdir. Müslümanların içinde. Peki neredeler onlar? Peki nasıl anlayacaksınız? Bunlar ne yapacaklar? Münafığın alameti 4 diye bir ders var. 1 saat sayıyorum peygamberden, hadisten, risaleden. Münafık şudur. Risalede ne geçiyor? Kalpsizdir ve peygamberin aleyhindedir diyor. İtikatsızdır ve peygamberin aleyhindedir. 4 tane. Ne, kaç taneydi? 4 tane. İtikatsızdır. Kalpsizdir. Peygamberin aleyhindedir. Bir tane daha var. Bul onu. Yukarıdan aşağı gideyim. İtikatsızdır. Kalpsizdir. Bak, itikatsızdır.
kalpsizdir, vicdansızdır, Peygamber Aleyhisselam aleyhindedir. Kaç tane etti? Dört. Bak, itikatsızdır, kalpsizdir, vicdansızdır, Peygamber Aleyhisselam aleyhindedir. Mesela bana mektubatı verir misin? Peygamber Aleyhisselam aleyhindedir. Şimdi bu noktada bakar mısın? Bak, şimdi cümleye bak. Tak tak seyret. Süfyan ve Mehdi hakkında hadislerin ifade ettikleri mana budur ki ahir zamanda dinsizliğin iki cereyanı kuvvet bulacak. 56 mektubat. Ne dedik? Münafık Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın aleyhindedir. Bu sufi. Birisi nifak perdesi altında, yani münafık olacak ama perde yapacak. Ne yapacakmış biliyor musun bak bunu? Risalet-i Ahmediye Aleyhisselatü Vesselam inkar edecek Süfyan namında müthiş bir şahıs. Ehli nifakın başına geçecek. Şeriat-ı İslamiye'nin tahribine çalışacaktır. Risalet-i Ahmediye inkar edecek. Yani La İlahe illallah Muhammedun Resulullah bütünlüğünü, La İlahe illallah kafidir, Muhammedun Resulullah demesen de. Uyuyor mu, uymuyor mu? Uyuyor, aynen. Bak, Risalet-i Ahmedi inkar edecek. Ne demek? La ilahe illallah yeter, Muhammedun Resulullah demesen de. Şimdi bu noktada bir de bakın, Süfyan kimmiş? Nifak perdesi altında Risalet-i Ahmedi aleyhissalatü vesselam inkar edecek Süfyan namında, yani unvanı altında müthiş bir şahıs. Sıradan birisi değil. Süfyan 579 şualarda alim olacak diyor. Süfyan namında müthiş bir şahıs ehli nifakın başına geçecek. Ne yapacak peki bu? İslami örf ve adetleri şeriat-ı İslamiye'nin tahribine çalışacaktır. Muallimi. Aa, bir tanesi ne dedi biliyor musun? Bir tanesi ne dedi biliyor musun? Her yerde yapıyoruz ya. Allah'tan kork abi dedi. Bir tane tuttu dedi. Münafığın dedi dört alameti var. İtikatsız olacak. Kapsız olacak. Bana diyor ha bunu bir daha. Tam say abi dedim, saydım. Verdin mi şey, ilçedeki yaptığım dersi yeri ha? Adamı da söyledi. Adam bilmiyorum gelmiş. İlçeyi söylemeyeyim artık açığa çıkar. Milletin içine. Abi münafığı bir de sayar mısın dedim. Dedi bana. Nereden okuduğunu sayfayı da söyleyeyim. Emirdağ 1.78. Bak. İtikatsızdır. Tamam dedi. Kalpsizdir. Vicdansızdır. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, Risalet-i Ahmedi Aleyhisselatü Vesselam aleyhindedir. Bir tane tuttu dedi. Lan bir insanın münafık olması için dördü gerek yok ki, bir tanesi oluyor yetiyor ya. İtikadı yoksa imanı yoktur. İtikadı var, imanı varsa şey yoksa o da gene yok. Zaten peygamberimizi inkar etse, onun aleyhine gelse zaten o vicdan... Ben bir şey kalmıyor ki ya. Onlar duracak mı yerinde ya? Yani bu değilse budur diyor, bu değilse budur diyor, bu değilse budur diyor. Yani münafık... Yerden yakala diyor. Tabii, mesela neye benziyor biliyor musun? İman esasları kaçtır? Kaderi inkar etse ne olur adam? Adam kader yoktur diyor. Ya sen Allah'tan korkmuyor musun diyor, sen kafir diyorsun. Ulan kaderi inkar ediyor ya. Kader inkar etmek neyse Allah'a inkar etmek odur. Kader inkar etmek neyse peygambere iman, peygamberi inkar etmek odur. Kader inkar etmek neyse haşi inkar etmek aynısıdır. İman esasları bir bütündür. Bir misal vereyim. 6 tane halka düşünün, zincir. Yusuf düşünür mü abi? Bu 6 tane halkanın 5 tanesinin her biri Boğaz Köprüsü'nü taşıyacak güçtedir. 5 tanesi. Bir tanesi plastikten olduğu için ancak bir kitabı taşır, bir tanesi. O 6 tanenin içerisinde bir tane de bu var. Bu 6 tane halka ile ne taşıyabilirsiniz? Boğaz Köprüsü taşınabilir mi? Ne taşırsınız söyleyin. Kendi kitabını taşır. Dedim ki o plastik, o halkaların içinde bir tanesi plastiktendir ve kitap taşıyor.
Bu halkaların her birisi, beş tanesi Boğaz Köprüsü'nü taşıyor. Hepsi eklenmiş. Dedim. Bu halkaların olduğu kantara ne taşıttırabilirsiniz? Kitap. Yani Boğaz Köprüsü'nü taşıttırabilecek güçteydi. O beş tanesi. Demek ki altı tane halkanın dört tanesi, beş tanesi sağlam olması yetmiyor. Ne diyor? Ne diyor? Hepsi aynı olması lazım. Diyor ki Kastamonu'da bir şey var. Sir-i seyr-i edafikum. Yok. Yani o muydu? Şeyle diyor. Yürürken, iş yaparken en zayıflarınıza göre hareket edin. Geri kalmasın diyor. İman esası da böyle halka zincir gibidir. O bir tanesi giderse, bir tanesi, hepsi komple gider. Zaten şimdi bunu 9. meseleler orada var ya, 9. mesele. İman esasını ispat ediyor. İşte bir tanesini ispat edince öbürkülere ihtiyaç kalmadı diyor. Hepsi ispat edilmiş oluyor. Bir tane inkar edince hepsi gidiyor. Oradan söylüyorum zaten. Şu anlar 11. meselenin 11. 9. meselesinde. 11. şu anın